Selamünaleyküm. Benim 12 yaşında otizm hastası bir oğlum var. Konuşamıyor. Acaba hocam ben bir yerde günah mı işledim diye mi öyle çocuğum var? Başka kardeşi de yok. Ona ben ölünce kim bakacak, nasıl olacak diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Bir de hocam öbür dünyada benim oğlum konuşacak mı? Size bu soruların cevabını istiyorum. Allah razı olsun. Bu kadar duygusal bir sesi var ki hocam, beni de duygulandırdı. Bir anne yüreği çocuğunun geleceğini, ne olacağını merak ediyor. Buyurun hocam. Tabii yürekten gelirse yüreği yakar ses. Benim çok kıymetli bir hocam var. Onun iki kızı da hasta, yatağa mahkum yıllardır. Allah yardım etsin hocam. Çok kıymetli bir insan babaları. Şimdi o insan halka faydalı, evladına faydalı, ailesine faydalı, topluma faydalı. Bu insana ne ceza olacak ki bu çocuklar kendisine hasta doğmuş? Bazı şeyler ceza yerine gelmez, mükafat yerine de gelir. Derecesini yükseltir, sabrını, sebatını ve onun karşılığı çok büyük olur, mükafatı olur. Peygamberlere en büyük musibetler peygamberlere gelmiştir. Bütün peygamberlerin hayatı Kur'an-ı Kerim'de niye uzun uzun anlatıyoruz? Hikaye olsun diye değil ki, ibret alalım diye. İbret olsun. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını başka hiç kimse çekebilir mi? Ne büyük bir hastalıktır ya. Şimdi böyle olunca bunlar bizim yaptığımız günahlardan dolayı değil. Allah'ın takdiri öyle. Onun önüne geçemeyiz. İmtihan derler hocam. İmtihan. İmtihan. Her şey imtihan. Böyle neblü ve nekum şeyin minel havf vel cu ve naksın minel emval ve enfusi, canlardan da kısmakla hastalık vesaire Allah imtihan ediyor, sizi imtihan eder diyor. Sonunda ne diyor? Ve beşir-i sahirette sadece bunlar değil, eli kolu kesik olanlar, bütün engelliler, savaşta yara alanlar, başı kesilmiş, kolu kopmuş, yangında yanmış, kül olmuş. Her şey yeni baştan dirilecek ve en güzel vücut inşa edilecek yeniden. Ve burada konuşamayan, burada göremeyen, burada duymayanlar, orada hepsi mükemmel bir ağza, mükemmel bir insan olarak konuşacaklar, görecekler. Dolayısıyla benim oğlum konuşacak mı elbette ahirette konuşacak diye soruyor. Cevabını elbette konuşacak oldunuz. Ve bununla burada çektikleri kendisine şefaatçi olacak. Derecesi ailesine yükseliyor. Ailesine şefaatçi olacak. Allah kolaylık versin. Rabbim cennetinde, cemalinde müjdelesin, sizleri buluştursun inşallah. Amin inşallah. Bu çektikleriniz günahlarınızdan olmayabilir. Sadece Cenab-ı Hak sizi sınamak için, sevabınızı artırmak için de olabilir. İyi bir annelik yapmışsınız, zaten sesinizden belli. Bundan sonra da inşallah Rabbim size kolaylık versin. Amin, sevabını inşallah. Alırsınız. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.